başlıyor oradan tekrar merhaba. Merhaba efendim, Selçuk Tepeli ben. Ben Serap Bele. Saat 8 olmak üzere son saatimize başlıyoruz. Yine konuklarımız var. Dün bilim kurulu uzun bir toplantıdaydı. Profesör Doktor Ateş Kara da o toplantıda olan bilim kurulu üyelerinden. Birazdan konuğumuz olacak. Kıdem tazminatı hem Ankara'da dün konuşuldu hem tüm Türkiye konuşuyor. Onunla ilgili ayrıntıları konuşacağız. Hemen Ankara'ya dönelim Muharrem Sarıkaya'ya. Ciner Medya Grubu Ankara temsilcisi. Günaydın diyelim. Günaydın Muharrem abi. Günaydın. Günaydın. Günaydın Serap, günaydın Selçuk. Şimdi pek çok madde var Ankara'da konuşulan. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli bir araya geldiler. Zaten Beştepe'de bu kıdem tazminatı konusu da görüşüldü. Ahmet Kıvanç da bizde olacak. Onun ayrıntılarını da konuşacağız. Bir yandan Mansur Yavaş'la ilgili karar dün çok konuşuldu Ankara'da. Belki onunla ilgili bir değerlendirmeniz olur. Bir de Volkan Bozkır'ı sormak istiyorum. Baştan söyleyeyim, siz istediğiniz yerden başlayın. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Bu da önemli bir gelişme. Bugün de öne İstersen çıkan Volkan başlıklardan. Bey'den başlayalım. Evet. Volkan Bozkır'la başlayalım. Volkan Bozkır çok uzun yıllardır tanıdığım bir isim. Sonunda Çin'i, Rusya'yı, Amerika'yı veya kavgalı bütün tarafları buluşturan kişi oldu. Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 75. Genel Kurul'un başkanı seçildi. Aslında tam Volkan Bey'in kimliğine de uyuyor. Çünkü sakin, esprili, çok rahatlıkla sorun çözücü ve hiçbir zaman içinde krizi çıkartıcı değil, var olan tüm krizlerin çözümünü sağlayıcı bir özelliği vardır. Uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı döneminde Özal'ın Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulundu. Türkiye'nin farklı ülkelerdeki büyükelçilik görevini temsil etti. Ve son dönemde Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ardından aynı yerde bakanlık yaptı ve Türkiye'nin baş müzakereciliği görevlerini üstlendi. Akabinde de şu an Dışişleri Komisyonu Başkanlığı'nı yürütüyordu. Hatırlanırsa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı açıklamıştı Sayın Bozkır'ın adaylığını ve dün Rusya, Amerika, Çin ve bölgedeki diğer büyük ülkeler, Avrupa Birliği'nin hemen hemen bütün ülkeleri kendi üzerinde buluştu ve neredeyse Birleşmiş Milletler'in üyesi ülkelerin hepsinin oyunu alarak başkan seçildi. Neden önemli bizim için bu başkanlık? 75. Genel Kurulu yürütecek. Efendim? Neden önemli bu başkanlık süreci? Ya şöyle önemli, yani temsil açısından önemli. Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu yönetiyorsunuz. Yani Birleşmiş Milletler oturumunu bir dönem boyunca bir Türk yönetecek. Yani orada bir simgesel açıdan da önem arz ediyor. Hatırlanırsa Kofi Annan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olduğu dönemde Mısır çok önemli bir kimliğe ulaşmıştı. Bir tanınırlığı vardı. Yani orada bir Türk'ün oturması, Türkiye adının sürekli geçmesi birçok nedenden dolayı önemli. Artı çok önemli bir koltuk. Yani bütün dünyanın buluştuğu bir yerde siz genel kurul oturumunu yöneteceksiniz ve genel kurul başkanlığını yapacaksanız bu gerçekten hem temsil açısından hem de bulunduğu yer açısından çok önemli. Bir de bu kadar insanın bir araya gelip Türkiye üzerindeki buluşması ve bütün dünyada tartışıldığı ve ülkelerin kendi sınırlarını yeniden çizdiği. Dün işte yaşadık Çin'le Hindistan arasındaki gerilim bir anda nereye doğru ilerlerken çok şükür durdu. Yani dünyada çatışmanın çok hızla yayılabildiği bir ortamda Türkiye'de böyle bir ismin, ki çok değerli bir ismin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığı'na, 75. Genel Kurulu Başkanlığı'na seçilmesi gerçekten Türkiye açısından da Sayın Bozkır açısından da çok önemli. Ya Volkan Bey'in orada seviyeyi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda seviyeyi yükselteceğinden kuşkunuz olmasın. Benim de kuşkum yok. Kesinlikle, gerçekten bulunduğu ortamda bambaşka bir hava yaratan, olağanüstü iletişim yeteneğine sahip, son derece tatlı bir insan Volkan Bozkır. Yani bizim onun görev yaptığı zamanlarda karşılaştığımız her vakit anlaşamadığımız tek bir konu vardı. Çok iyi bir Fenerbahçeli o. Fenerbahçe Galatasaray meselesinde. Kere konu futbola gel. bir yere varamazdık ama onu da çok tatlı dinle. O Fenerbahçeliği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da sürdüreceğinden emin ol. Evet, tebrik edelim. Gerçekten oraya yakışan ve orada dediğim gibi orayı da başka bir noktaya taşıyacak bir isim önemli diplomatlarımızdan biri.
Kesinlikle, kesinlikle. Ankara'da başka ne vardı dersek, süratle hemen gideyim. Bilim Kurulu toplantısı vardı. Biraz sonra Ateşkara Hoca'ya zaten sorularımızı yöneteceğiz. Çok önemli bir şey, bir toplantı daha vardı ki onu da Ahmet Kıvanç arkadaşımıza zaten konuşacağız. Kıdem tazminatı ile ilgili toplantı. Cumhurbaşkanının başkanlığında iş ve işveren kesimi bir araya geldi. Cumhurbaşkanı dün iki önemli de görüşme yaptı. Bunlardan bir tanesi MHP lideri Bahçeli'ydi, yaptığı görüşmeydi. Akabinde de meclis başkanıyla görüşmeydi. Bahçeli ile görüşmeyi daha önceden bir önceki görüşmede kararlaştırmışlar. Yani Haziran'ın 15'i gibi buluşalım noktasına gelmişler. Dolayısıyla bir SOS, hemen görüşelim, acil durum var şeklinde değil de zaten görüşülmesi gerektiği, meclis başkanlık seçiminin de olması ve başkan vekilleri konusu diğer konularda ele alınması açısından veya meclisin gündemi açısından da önemliydi. Meclis başkanıyla akabinde görüştü. Mustafa Şentop'la görüştü ki Şentop'un görev süresi bu dönem bitiyor. Yeniden seçilebilir mi yoksa başka bir isimle mi gidilebilir? O konu ele alındı, belirtiliyor ki Şentop'la bu hem meclisin genel çalışmaları hem de seçim üzerinde durulduğu söyleniyor. Bana göre bir temayül yoklaması yapar Cumhurbaşkanı ve adayını temayül yoklaması ile verirler. Yani şu olsun diyeceğini zannetmiyorum. Bir temayülle bu işi yapar. Öyle gözüküyor. Dün başka bir gelişme daha vardı hatırlanırsa. Libya'ya bir anda bir bakanlar çıkarması yaptı. Evet. Türkiye daha doğrusu bir heyet çıkartması yaptı. Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da içinde bulunduğu bir heyet, askerlerin de bulunduğu bir heyet Libya'ya gitti ve Saraç'la görüştü. Bu önümüzdeki dönemde Rusya ile imzalanması planlanan veya Rusya'nın da denetiminde, Türkiye ve Rusya'nın gözetiminde hayata geçirilmesi planlanan ateşkes anlaşmasına ilişkin bazı detayları kapsadığı da belirtiliyor. İşte Volkan Bozkır olayı başlı başına bir olaydı. Dün tabii ki operasyonun, yani Kuzey Irak operasyonunun, kara operasyonunun detayları vardı. Ve bugün işte sabaha doğru veya dün akşam saatlerinde başladı aslında. Yeşil Küre uygulamasına Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iletişim ve medya başkanlığının tamamen son verdiğini açıklaması. Twitter'dakinden bahsediyorsunuz. Ciddi tartışmalar vardı. Mahir Ünal. Evet, Mahir Ünal Yeşil Küre uygulamasını artık son verdiğini belirtti. Gördüğün gibi başlıklarını saymak bile Ankara'nın gündemi evet, açısından bugün çok yoğun. O kadar yoğun ki. Yani o yoğun gündem içinde bir şey söylememe müsaade et abi bu arada. Yani bu Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusu sonrası verdiği kararda da şimdi Ahmet Kıvanç da aramıza katılacak. Bu kıdem tazminatı ile ilgili gelişmelerde de arkadaşlarımız Ankara Büro'yu tebrik etmemiz lazım. Hep ön aldılar ve bu haberleri patlatan arkadaşlarımız, Ankara Büro'daki arkadaşlarımız, tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Şöyle bir şey var Selçuk. Dün Mansur Başkan'la görüştüm. Sayın Yavaş, ne yapacaksınız dedim. Yani bir daha uygulamazsa getirdiniz. Meclis Genel Kurulu dedi ki Büyükşehir Meclis, Meclisi ben bunu uygulamıyorum, devam edeceğim. Sana krediyi vermiyorum derse ne yaparsınız dedim. Hepsini tek tek savcıya şikayet ederim. Çünkü mahkeme kararına uymamak suçtur dedi. Bu saatten sonra yani, denir mi sizce artık? Dedi. Peki çünkü asbestli halk sağlığını tehdit eden su baroları olduğu da söylenmişti zaten bu tartışmanın en başından beri. Kesinlikle. Biliyoruz. Şimdi paradoks şurada Serap, Gölbaşı, Mamak, işte Polatlı, buralar şu an bu karara muhalif edenlerin yönettiği bir belediye. Yani oradaki yaşayan halkın ağırlıklı bölümü Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Büyük Birlik Partisi'ne oy vermiş. Yani Cumhur İttifakı'na oy vermiş ve belediye başkanlarını o ittifakın üyelerinden seçmiş. Dolayısıyla burada da kendi içinde de bir paradoks var. Yani orada kendisine oy veren ve seçen seçmene karşı da bir duruş var ama Mansur Yavaş burada çok önemli bir adım attı. Konuyu 9. Ankara İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Fakat bir de emsal olabilecek bir şey yaptı. Ben sonucunu okudum, mahkeme kararını okudum. Gerçekten çok çok yazılmış bir karar. Yani uzun süredir okuduğum en iyi kararlardan bir tanesi. Hem anayasaya atıf yapmış, hem idare hukukuna atıf yapmış, devletler hukukuna atıf yapmış. Yani gerçekten çok iyi oturmuş ve ince ince yazmış,
iyi bir hukukçunun metni gerçekten üniversitelerde, hukuk fakültelerinde okutulabilecek bir karar. Çünkü bu karar diğer belediyelerde de emsal olarak kabul edilebilir. Sayın Yavaş da bu konuda çok mutluydu ve bunu hemen karara uygulamaya gidecek misiniz? Çünkü 30 günlük süreniz var dedim. Şöyle bir şey olmuş. İşte meclisin diğer üyeleri, muhalif üyeleri Temmuz ayında da başka kararların olabileceğini, dolayısıyla başka kredi konuların da gelebileceğini ifade edince toplantıyı Meclis Genel Kurulu'nu Temmuz ayına ötelemişler. Dolayısıyla Temmuz ayında bu kararın çıkmasını bekliyordu ki büyük ihtimalle de ben de çıkacağına inanıyorum. Evet. Bu arada Profesör Doktor Ateş Kara da hazır, bizi bekliyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, sıkça fikre danıştığımız, gelişmeleri kendisinden aldığımız bir isim şu anda karşımızda. Günaydın Ateş Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın değerli hocam. Günaydın Ateş Bey. Çok teşekkür ederim efendim. Günaydın, nasılsınız? Bizler iyiyiz. Siz nasılsınız? Çok yoğun çalışıyorsunuz. Sanki son günlerde bu vaka tablosuyla yoğunluk da artmış gibi görünüyor. Dünkü bilim kurulu toplantısında da pek çok önemli başlık vardı tahmin ediyorum. En çok dünkü toplantıda hangi konu üzerine konuşuldu, tartışıldı acaba önümüzdeki günlere dair? Sayın Serap Hanım, belki iki şekilde değerlendirebiliriz. Bunlardan bir tanesi bizim bu yeniden normale dönüş dönemindeki kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber vaka sayımızdaki artıştı. Çünkü ciddi anlamda gördüğümüz gibi vaka sayımızda bizim bir artışımız oldu. Bizim öngörülerimiz daha öncesindeki bakıldığında öngörüler ve planlamalar şunu gösteriyordu. Haziran ayının bu tarihlerinde biraz daha rakamlarımızın aşağıda olmasını öngörüyorduk. Öyle bir şey, açıkçası gidişatımız vardı. Ama bu kısıtlamaların kalkması sonrasında biraz bizlerin hep beraber sanki virüs ortadan kalktı, tüm yaşam eskisi gibi veya bir önceki döneme, normal döneme döndük gibi olan bir düşünce, böyle bir algımız gelişti. Bunda tabii şunun da etkisi var. Gerçekten Türkiye bu konuda oldukça başarıyla seyretti. Kayıplarımız diğer ülkelerle bakıldığında çok az oldu. Hastane yatışlarımız veya hastanedeki görüntülerimiz diğer ülkeler gibi olmadı. Ama bu avantajın belki de konuşabileceğimiz bir dezavantajı da biz toplum olarak sanki şöyle düşündük. Virüs bitti ve gitti. Her şeyle artık normal hareket edebiliriz gibi düşündük. O da diğer ülkelerde olduğu gibi biz bir miktar gevşediğimiz anda virüs o aradan hemen başını kaldırabildi. Ve rakamlarda yükselme oldu. Dün doğal olarak hem bunlar konuşuldu hem de bu basamak itibariyle neleri yapabileceğimizi, nelerin yapılması gerektiğini tartıştık. Peki sınavla ilgili bir kısıtlama söz konusu olabilir mi? O son öneriler kısmıyla başlayalım. Önümüzdeki günlerdeki bu LGS sınavı ile ilgili sınav olacağı gün büyük şehirlerde bir kısıtlama, sokağa çıkma kısıtlaması gelmesi yönünde bir karar gelebilir mi? Cumartesi günü sınav tabii. Şöyle, sınav o tarihte kesin olarak yapılacaksa onun açıkçası bizim çocuklarımızı ve ailelerini en güvenli ve onları en rahat ve huzurlu olacak şekilde o sınavın yapılması lazım. Bizim orada birkaç küçük önerimiz oldu. Bu öneriler ne kadar tabii uygulanır, ne kadar uygulanabilir onları idare değerlendirecek, kendi şartları içerisinde değerlendirecek ve ona yönelik herhalde karar verecekler. Kesin olarak yapılacaksa ifadesini neden kullandınız? Yani orada bir hala bir belirsizlik var mı? Sesim geliyor mu Ateş Bey size? Bir seste de kopukluk oldu ama. Arkadaşlar sesle ilgilenelim biz. Şöyle söyleyelim. Biz sonuç olarak şu anda arada kesik kesik duydum Sayın Belet Apaşör. Şöyle söyleyebilirim. Evet. Bir kopukluk yaşıyoruz. Şimdi bu konuda Milli Eğitim Bakanı da açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bir yandan öğrenciler aynı anda çıkarılmayacak sınavdan. Önlemler arasında bunlar var. Bahçelerinde okulların birikmeye izin verilmeyecek. Velilerin birikmesine. Salonda gerekli mesafe oluştuğunda maskeler çıkartılabilecek. Fakat sınav arasında maske takmak zorunlu olacak. Evet. Bu önlemler bir de tabii sınav başlayana kadar da aynı şekilde. Oradaki problemin temelini oradaki problemin temelini çocuklar oluşturmuyor. Oradaki problemin ağırlıklı noktası işte bu Milli Savunma Üniversitesi sınavında da gördük.
bahçede toplanan veliler. Evet. Çünkü o velilerin gelmesi gitmesi. Şimdi bir de sınav sabahı bir sokağa çıkma yasağından söz ediliyor. Eğer öyle bir uygulamaya da girilecekse o zaman o çocukları kim getirecek? Çünkü bu çocuklar öyle büyük çocuklar değil. Yani oraya taşınması gereken insanlar. Kendi arabasına atlayıp gelsin diyebileceğimiz yaşta insanlar değil bu öğrenciler. Dolayısıyla onun nasıl olacağını da bir karara bağlanması gerekiyor. Madem sokağa çıkma yasağı uygulanacak o zaman sınav nasıl yapılacak? Sınav yapılacaksa o insanlar oraya kim taşıyacak? Dolayısıyla burada ki o çelişkiyi de gidermesi gerekiyor. Evet, hatta şimdi ve çok az zaman kaldı yapıyoruz. Bu düzenlemelerin yapılıp hakkıyla duyurulması için de çok az vakit var. Büyük ihtimalle bugün İçişleri Bakanlığı açıklamasını yapar. Evet, muhtemelen. Bir de bu arada aileler... tabii Bursa, İstanbul, Ankara'da maske şartı getirildi. Getirildi. Keşke daha önceden uygulansaydı. Neredeyse Türkiye'nin hemen hemen bütün illerine maske şartı getirilmiş oldu ama maskeyi insanlar burnunda, ağzında değil, çenesinde taşıyor. Sanki çenesinden virüs girecekmiş gibi. Kafasında öyle taşıyan bile var abi, güneşten korusun diye. Evet, bizim haberimizde vardı. Bu arada Profesör Kara şu anda hazır. Kaldığımız yerden devam edelim. Cümleniz içinde bu tarihte sınav kesin olarak yapılacaksa dediniz. Neden böyle bir ifade kullandınız onu sormuştum. Bir de duydunuz mu bilmiyorum konuşurken. Hafta sonu yani sınav sırasında bir sokağa kısıtlama gelirse ailelerle ilgili nasıl bir yol izlenir? Onunla ilgili neler konuşuldu? Şimdi şöyle açıkçası ben şunu söylemeye çalışıyorum. Sonuç olarak bilim kurulu bir danışma kurulu. Koronavirüs bilim kurulu bir danışma kurulu. Belli önerilerde bulunuyoruz biz. Bu önerilerin tabii biz açıkçası tıbbi tarafıyla, hastalık tarafıyla bakarak buradaki alınabilecek maksimum önlemler için önerilerde bulunuyoruz. Ama bunların ne kadar gerçek anlamda uygulanabilir veya nasıl uygulanabilir buna karar verecek olan yetkililer farklı konumlardaki yetkililer. O bakımdan kesin bir şey söylemek zor. Ama bizim de isteğimiz ve amacımız şu, yapılabilecekse de çocuklarımızın en güvenli, en rahat ve en konforlu, en huzurlu şekilde sınavda olmalarını sağlayabilmek. O bakımdan onlara yönelik olarak en azından hangi basamakta neler yapılabilir? Bunlar biraz tartışıldı, öneriler getirildi. Ve herhalde İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber, çünkü daha öncesinde de uzun süredir bunlar yaklaşık 2 ay öncesinden planlanmaya başlamış bir süreçti. Onun çerçevesinde de bu son artık dokunuşlar demek lazım. Belki onlar yapılıyor. Peki değerli hocam, Muharrem abi buyurun, ben sonra soracağım. Hocam şunu merak ediyorum. Şimdi bilim kurulu bazı tavsiyeler aldı ve bu tavsiye kararlarına hükümet neredeyse birebir uydu. Fakat son dönemde bilim kurulunun aldığı tavsiyelerle İdarenin uyumu arasında bir problem siz görüyor musunuz? Yani bilim kurulunun önerileri dışında mı bir hareket var? Bu birincisi. İkincisi de son günlerde bazı hekimlerin veya bilim kurulu üyesi olan doktorların açıklamalarında dikkatimizi çeken işte virüsün mutasyona uğradığı, belirli şekilde gücünün düştüğü, sıcağın buna etki yaptığı yönünde açıklamalar. Bu açıklamalar da toplumdaki gevşemeye yardımcı olmuyor mu? İsterseniz sondan başlayalım veya önce kolay olan tarafından başlayalım. Bilim kurulunun önerilerinin hemen hemen büyük kısmına açıkçası uyuluyor. Tabii şimdi bilim kurulu olarak şöyle bir şey söyleyelim. En basit şekliyle değerlendirilirken belki önerilebilir. Bizim önerilerimiz aynı zamanda sadece yani Türkiye için değil uluslararası da, ama uluslararası olduğu zaman karşı ülkenizin de benzer önlemleri en azından sizin kadar almış olması lazım. Yani burada tek başına bilim kurulunun önermesi veya tek başına bazen Türkiye'nin de açıkçası uygulaması yeterli olmayabiliyor. Onun için farklılıkların olması veya böyle küçük nüanslar olabiliyor. Öyle değerlendirelim. Şimdi ikinci kısma geldiğimiz zaman birkaç farklı nokta var, birkaç farklı bakış açısı var. Bunlardan bir tanesi şu. Tamamen yepyeni bir virüsle karşı karşıyayız. Ve nasıl baktığınıza, nasıl da okuduğunuza göre de değişebiliyor. Şöyle bir verimiz var bizim bugün için en azından. Sayın Sarıkaya, Sayın Muharrem abiyim ben. Biraz uzun cevap vereceğim ama şöyle söyleyeyim. Şimdi baktığımızda biz şunu görüyoruz. Mart ve Nisan ayındaki mesela gelen hastalarımıza baktığımız zaman, bu sadece Türkiye için değil, dünya genelinde de, gelen hastaların büyük kısmında
akciğerin etkilendiğini, pnömoninin olduğunu ve zorunlu olarak hastaneye yatışın gerektiğini görüyorduk. Yani hastalar daha ağır geliyorlardı. Bugün baktığımız zaman hastaların gelişinde daha hafif klinik bulgularla geldiklerini, hastalık şikayetinin biraz daha hafif olduğunu görüyoruz. Hastaların büyük kısmı böyle geliyor. Yani hastaneye yatırma ihtiyacını duyduğumuz hasta grubumuzda ciddi anlamda bir azalma var. Bunda birkaç faktörün rolü olabilir. Mesela bir, yaşın rolü olabilir, doğru. Hava sıcaklığının da rolü olabilir. İki, bir de virüs her ne kadar çok hızlı mutasyon geçirmiyorsa da belirli hızda bir mutasyon geçiriyor. Ve bu geçirdiği mutasyonlar da virüsün hastalık yapıcı gücünü bir miktar etkiliyor olabilir. Ama bilimsel taraftan, laboratuvar tarafıyla baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Yani bu bizim klinikte gördüğümüz taraf. Laboratuvar tarafında baktığımızda da şunu görüyoruz. Virüs hastalık yapacak kadar yani şöyle söyleyeyim. Hastalık yaptığı bölgelerinde veya insan vücuduna giriş yaptığı bölgelerinde bir mutasyon geçirmiyor. Geçirmedi. Ya belki ifadeyi şöyle söyleyebilirim. Bu öyle olunca da laboratuvarda baktığımız zaman bu virüsün daha hafif hastalık geçirmesine neden olacak bir özelliği yok gibi görünüyor. Peki değişen ne o zaman bu hastalardaki işte, tablonun değişmesinin sebebi ne? Serap Hanım şöyle söyleyebilirim. Yani bir askerimizi düşünün, komandoyu düşünün. Elindeki silah aynı. Komandonun eğitimi aynı. Aslında kullandığı teknikler de aynı. Ama siz komandonun çantasına koyduğunuz konservesini, diğer gıdalarını, ekstralarını, yeni bir ayakkabı verdiniz, sırtına palto verdiniz. Yani ağırlığını o kadar artırdınız ki belki de hareket gücü azaldı. Ama silahı aynı, eğitim aynı baktığınız zaman. Aynı komando ama sırtındaki yükü o kadar fazla hale geldi ki belki de hareket kabiliyetindeki azalma şeklinde. Yani virüsü de öyle düşünebiliriz. Bu yük nedir peki? Bu yük tıbbi olarak nedir? Uygulanan tedavi yöntemi mi nedir? Yok. Sayın Belet, onu şöyle söyleyelim. Bu yükü tarif ederken örnek olarak veriyorum. Bu kesin böyledir demek bugün elbette, mümkün değil. Elbette. Yani fikriniz şu anki oluşan tabloya göre. Şöyle, şu anki oluşan tabloya göre söylerken bu tamamen virüsle ilgili kısmı. Belki de virüsün geçirdiği o mutasyonlar dediğimiz, direkt olarak taşıdığı silahını etkilemiyor veya direkt olarak hücre içerisine girişini etkilemiyor ama diğer bölgelerdeki mutasyonları böyle ilave yük getiriyor olabilir virüste. O nedenle ama bu bir görüş ve bunu destekleyecek evet doğru klinik taraftan yani hastanede çalışan doktorlar olarak baktığımızda böyle bir gözlemimiz Türkiye'de de var, yurt dışında da var. Ama laboratuvarda çalışan arkadaşlar olarak baktığımızda virüse bakıyorsunuz, virüsün hastalık yapma gücünü etkileyen bölgesinde değişiklik yok. Hücre içerisine girmesini etkileyen bölgede çok ciddi bir değişikliği yok. Ama bununla ilgili yurt dışından da bir veri geldi ama bu veri şöyle söyleyelim. Gerçek yaşamdan değil de tamamen laboratuvar ortamındaki bir veri. O nedenle de bizim yaşamımızı etkileyecek veya gidişatı etkileyecek gibi bir görüntü değil o da. Evet. Peki, Ateş Bey, şimdi şunu sormak istiyorum. Bunu biraz daha açmak manasında. Çünkü bir yandan da bu tartışma biraz riskli de bir tartışma. Çünkü şimdi mutasyona mı uğruyor sorusu üzerinden aslında bilimsel olarak teyit edilmiş ve üzerinde çalışma neticesinde karara varılmış bir konu olmadığını siz de söylediniz. Klinik gözlemlerle, pratikte bizim gözlemlerimizle böyle bir seyir göze çarpıyor dediniz. Şimdi bir yandan da insanların ya olduğundan fazla, normalde olması gerektiğinden fazla korkması ya da bunun neticesinde mutasyona uğruyor ve zayıflıyor virüs algısı oluştuğunda da olması gerekenden fazla gevşemesi filan ihtimali de var. Ama bunu anlarsak eğer belki de biraz daha kafamıza yerleşebilir diye bunu soruyorum. Şimdi bundan önce insanlık başka salgınlar da gördü. Bunların arasında veba gibi çok tehlikeli olanlar vardı ve bunların bir aşısı falan da bulunmuş değil benim bildiğim kadarıyla. Ama bunlar bir şekilde çok fazla insanın hayatına mal olduktan sonra duruldu bu salgınlar. Bu salgınların durulmasında bunun gibi başka grip salgınları falan da oldu. Bunların durulmasında genellikle bu virüslerin ne kadar çok insana bulaşırsa her birinin kendi bağışıklık sisteminde bir miktar yorulup bulaşma hızını arttırma eğilimiyle aynı zamanda kendisinin etkisini ve hastalık yapıcı özelliğini zayıflatmasının böyle birbirine eş güdümle gittiği gibi bir tespit yapılır durur. Şimdi bunun ne kadar bilimsel olduğunu hem soracağım
Dolayısıyla biraz tarihteki bilgimizle belki siz bizi aydınlatırsınız. Dolayısıyla bunun mutasyonundan anlamamız gereken şey genellikle belki bir yüzde verebilirsiniz. Değişimin müspet, yani bizim hayatımıza çok zarar vermeyecek, belki bizi çok huzursuz etmeyecek bir yönde mi gider yüzde kaç ihtimalle, ya da aralarında çok daha tehlikeli hale gelen virüsler vardır, bunda da öyle bir ihtimal vardır, canımıza okur, onun da yüzdesi şudur diyebilir misiniz? Sayın Tepeli, çok güzel ama çok zor bir soru. Bilimsel cevabı da açıkçası şöyle söyleyelim, bunu direkt olarak öyle yüzdelerle verebilmenin çok kolay olmadığı bir noktada, yani zor bir alandayız. Birkaç noktamız var. Şimdi bir salgının bitmesi için, yeni böyle ortaya çıkan bir etkenin ortadan kaybolması için birkaç olasılık var. Bunlardan en basit şekilde söyleyebileceğimiz, dünyadaki herkesin enfeksiyonu geçirmesi ve herkes enfeksiyonu geçirdiği zaman bu virüsü böylece öğrenmiş olduğu için bir daha tekrar karşılaştığı zaman aynı ağırlıkta hastalanmaması. Bu birinci. Herkes derken tabii şöyle söyleyeyim. Dünyada 8 milyar kişi var, yani şöyle 100 kişinin 100'ünün de hastalanması gerekmez ama virüsün bulaşabilmesi için şöyle bir şey gerekir. Boş bir kişiye yakalaması lazım. Yani daha önce virüsle karşılaşmamış birisine mutlaka onu bulması gerekiyor. Eğer siz 100 kişilik grup içerisinde bu virüsün özelliklerine baktığımız zaman şunu görüyoruz biz. 86'sı gibi 83 ila 86 kişi eğer bu virüsten korunur hale gelirse virüs ortamda dolaşamıyor. Kalan aşağı yukarı 14 kişi o 86 kişi aracılığıyla korunmuş oluyor. Çünkü 14 kişinin etrafında bunlar bir bariyer oluşturabiliyor. Böyle bir özellik var. O zaman şunu söylememiz gerekir. Ya 86 kişinin hastalanması lazım 100 kişilik grup içerisinde ya da 86 kişiyi bizim koruyacak şekilde aşı geliştirmemiz lazım. En az 86 kişiye de o aşıyı yapmamız gerekiyor ki toplum içerisinde bu virüs dolaşmasın. Bu açıkçası en kolay yaklaşım. En kolay derken en kolay anlaşılabilir. Aşıyı geliştirmesi zor, bu kadar yaygın uygulaması zor ama böyle bir yapı içerisindeyiz. Yaygın uygulaması neden zor? Çünkü belirli kişiler aşı olamayabilirler. Belirli kişiler aşı yapsak da cevap vermeyebilir o 86'ya ulaşma noktasında. O nedenle de aşı çıktığı zaman tüm dünyanın aşılanması bu bakımdan önemli. Evet. Değerli hocam, şimdi buradan benim anladığım zaten çok teşekkür ederim. Yani bence çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Yani bu mutasyon meselesine çok kafayı takmamak lazım. Çünkü yani benim anladığım alınması gereken ve verilmesi gereken mesaj bu sanki, ama sizin söylemeniz önemli tabii. Ben kimim ki burada bununla ilgili bir bilgim, birikimim yok. Zaten uzmanlık sizin uzmanlığınız. Ya bu mutasyon meselesine falan kafayı takmayın. Bunun hiçbir dayanağı yok bilimsel olarak. Zayıflıyor virüs falan diye gevşemeyin. Bu canınıza mal olabilir mi demek lazım? Kesinlikle, kesinlikle en doğru söz bu. Sayın Tepeli, en güzel şekilde de bence özetlediniz. Şöyle söyleyeyim. Bir, bu virüs tamam mutasyon geçiriyor, doğru. Ama mesela bir grip virüsü kadar hızlı mutasyon geçirmiyor. Yani grip virüsü mesela daha hızlı mutasyon geçiriyor. İki, tamam doğru biz mutasyonu söylüyoruz ama bakın bugüne kadar geçirdiği mutasyonlar hiçbirisi hastalık yapabilme gücüne etki etmedi. Ya da insandan insana bulaşma oranına etki etmedi. Yani geçirdiği mutasyonlar nasıl söyleyelim? Küçük mutasyonlar, detaylı, ince detaylarda ve o detayların şu andaki virüsün gidişatına etkisi o kadar belirgin olmadı. Bunu tekrar söyleyeyim. O nedenle de bizim bu kısmı bırakıp şunu değerlendirmemiz lazım. Bu virüs hala insandan insana çok kolay bulaşıyor. Bakın biz şunu söyleyelim. Aldığımız önlemlerle Türkiye'de bir kişiden neredeyse 0.6 kişiye bulaşması rakamını yakalamıştık. Yani virüsün azalmasını yakaladık ve rakamlarımız düzenli aşağıya doğru gitti. Ama şu dönemde şunu gördük. Sanki tekrar bir kişi 1.2 kişiye bulaştırır hale geldi. Yani daha fazla sayıda ve rakamda da dikkat edelim, hemen bir yukarı doğru çıkış gördü. Yani şunu söylememiz lazım. Hala bu virüs, bu Sayın Muharrem, yani şöyle söyleyeyim, Sayın Muharrem Bey'den bana çok kolay bulaşabiliyor. Benden Sayın Tepeli size çok kolay bulaşabiliyor. Hala bu özelliğini böyle devam ettiriyor. Ve benim bunu kesebilmem için elimde çok etkili silahlarım var. Nedir? Aramıza mesafe. Tamam, çok güzel. Bu mesafeye dikkat ediyorsam. İki, aramıza duvar. Bugün çekebileceğimiz duvar maskemiz ve çok etkili. O zaman bizim bunlardan bu dönemde, özellikle bu dönemde, çünkü bunu uyguladığımız anda
büyük başarıyı çok hızlı yakalayabileceğimiz zaman dilimi içerisindeyiz. Rakamlarımız, şunu söyleyelim, alarm zilini çalıyor, bu kesin. Ve salgın döneminde bizim hep tetikte durmamız lazım. Panik olmayalım, korkmayalım ama gelişelim ve gereken bugün için maske ve mesafe en önemlisi. El yıkamada toplum olarak iyiyiz ama bunu da lütfen unutmayalım. Şöyle bir artısını koymamız lazım. Benim dışarıya çıktığım anda elimde ya kolonyam ya el antiseptiğim olsun. Neden? Çünkü dokunduğum alan benden önce birisi dokundu. Tamam, bu belki ihtimali az, belki ihtimali çok. Özellikle de market arabaları. Özellikle de market arabaları. Bir de çok kısacık son olarak şunu soracağım. Çünkü izleyicilerimiz soruyorlar sınavla ilgili. Şimdi bugün İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelebilir dediniz. Bir sokağa çıkma kısıtlaması olur mu, ne olur? Ailelerin hareketiyle ilgili sizin bilim kurulunda tavsiyeniz neydi? Bu konuda bir denetimler yapılması yönünde mi? Ayrıca LGS ile ilgili yaşanacak deneyim YKS için yeni bir değerlendirmenin yolunu da açar mı? Sayın Belet, ona benim kesin bir cevap verebilmem açıkçası bilmiyorum. Öyle bir yetkim de yok. İçin bir şey söylemem doğru değil ama ailelere yönelik olarak tüm kolaylıkların gösterilmesi, hatta belki şöyle bir uygulama öneri de olabilir diye düşünüldü ve konuşuldu. Onlar da iletilecekti. Sınavdan önceki belirli bir saat süreci içerisinde sadece sınava girecek öğrencilerin ve ailelerine izin verilmesi, sınav bittikten sonra da belirli bir dönem içerisinde sadece gene öğrenci ve ailelerinin dışarıda olabilmesi ve o dönem içerisinde de bizlerin dışarıda olmaması, böyle bir kısıtlamanın olması, yani bir miktar bizim çocuklarımızın konforunu, yani ne kadar artırabilirsek, tabii bu yeterli olur olmaz onlar da ayrı ama ne kadar artırabilirsek ona yönelik hareket etmemiz gerekiyor. Evet. Sevgili Ateş Hocam, bir şey merak ediyorum. Siz Hacettepe'de bildiğim kadarıyla bazı birimleri yani ilk başta açtığınız yoğun bakım birimlerinin bazılarını kapatmaya başladınız. Mart ayında size gelen hastayla bugün size gelen enfekte olmuş hasta arasında bir fark var mı? Artık biz virüse bir grip gibi bakma durumuna geldiğimizi söyleyebilir miyiz? Yani bizim için artık grip, virüs bir influenza'dan farkı yoktur diyebilir miyiz? Şöyle, öyle demeyelim. Neden öyle demeyelim? İki tane kriter var. Çünkü bir, İnfluenza için elimizde çok çok etkili ilacımız var. İki, influenza için elimizde çok çok etkili aşımız var. O nedenle de influenza, yani gripten bağımsız tutmamız lazım. Hala çünkü baktığımız zaman ölüm değerlerimiz diyelim, kayıp değerlerimiz diyelim, bulaşma değerlerimiz diyelim, influenza'ya göre biraz yüksek seyrediyoruz. O bakımdan dikkatli olalım. Şimdi geçen döneme göre baktığımızda şöyle bir tedirginliğimiz var. Belki onu söyleyelim. Sayımızda evet tekrar bir yükselme dönemi var. Hastanelerimizdeki sayımızda tekrar bir artış var. Ama şu var, onu biliyoruz. Gelen hastalarımızın gelişteki klinik durumları, yani hastalığın ağırlığı Mart ayındaki gibi değil. Daha hafif geliyor. Bulgularımız daha hafif. Ama yoğun bakıma giden hastalarımız var mı Sayın Sarıkaya? Evet var. Yoğun bakımda makineye destek, soluduğumuz, nefes alıp vermesini makineyle sağlama ihtiyacı duyduğumuz hastalarımız var mı? Var. Ve onun için de bizim bugün hala aynı önlemleri, aynı cihatta biraz daha belki ciddiyetle yaklaşmamız lazım. Peki. Çok teşekkür ederiz değerli hocam. Çok teşekkürler Profesör Doktor. Hocam çok teşekkür ederiz. Ateş Hoca'yı dinleyince ben böyle birçok şeyi böyle özünü hemen alıp koymuş gibi hissediyorum kendimi. Evet. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler. İyi yayınlar, saygılarımla. Çok sağ olun. Şimdi sağ olun. Bir başka bugünlerin en çok konuşulan konularından biriyle devam edelim. Yine Ankara Büromuzdan Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç karşımızda. Kıdem tazminatını çok konuşuyoruz. Bir de dün Beştepe'de önemli bir görüşme vardı. İşçi işveren temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Çalışma Bakanı ile birlikte görüştüler. Ahmet Kıvanç, günaydın. Günaydın. Günaydın Ahmet. Günaydın abi. Disk yoktu ama galiba onların. Disk yoktu. Disk davet edilmemişti. Evet. Şimdi pek çok şey konuşuyoruz ama bu konu hakkında, yani yürütülen çalışma hakkında kafalarda da bir belirsizlik var. Pek çok kişi bilgi sahibi de değil. Bugünkü düzenlemeye göre kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl? Şimdi üzerinde çalışılan modeller nasıl? Onları bir özetleyerek başlayalım mı? Sonrasında itirazlar nerede? Oradan devam ederiz.
Olur. Öncelikle isterseniz dünkü görüşmeyle ilgili kısaca bir bilgi vereyim. Dün Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmeye Türk İş, TİSK, TOP ve HAK İş başkanları katıldı. DİSK başkanı katılmadı, davet edilmemişti. Dünkü görüşme sırasında Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı'nın daha önce kıdem tazminatı fonuyla ilgili sözünü hatırlattı. Uzlaşmadan, mutabakat sağlamadan gelmeyin demişti. Ve onu hatırlatarak efendim bizim bu düzenlemeyle ilgili mutabakatımız yok deyince Cumhurbaşkanı bir süre daha kendi aranızda, siz kendi aranızda değerlendirme yapın. Biz de kendi aramızda değerlendirme yaparım ama ondan sonra bu konuyu görüşelim. Yasaya önem verdiklerinin altını çizdi Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla bir süre daha bu konu üzerinde çalışılacak gibi görünüyor. Normalde gelecek hafta istihdam kalkanı paketinin meclise sunulmasını bekliyorduk. Onunla birlikte kıdem tazminatı ile ilgili tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülecek olan kıdem tazminatı konusunun da gelmesi bekleniyordu. Fakat bu durumda Cumhurbaşkanı'nın dünkü bu görüşme sonrasındaki ifadeleriyle kıdem tazminatı boyutu, istihdam kalkanının kıdem tazminatı boyutu muhtemelen sonbahara kalacak gibi görünüyor. Eğer meclis normal tatilinde Temmuz ayında girmezse, meclis tatiline girmediği takdirde yaz döneminde belki çalışmalar uzayabilir ama meclis normal tatiline girdiği takdirde sonbahara kalma ihtimali yüksek. Ağustos'u bulacak Ahmet. Muhtemelen, evet, muhtemelen. Ama gündemden düşmedi. Gündemde kalmaya devam edecek önümüzdeki dönemde. Onu görüyoruz. Şimdi kıdem tazminatı konusunda Serap Hanım, yapılmak istenen yani kapsamlı bir değişiklik yapılıyor aslında. Yani bugüne kadarki bildiğimiz kıdem tazminatı sistemin tümüyle değişiyor demek mümkün öz itibariyle. İki seçenek sunacak. İki model söz konusu. Birincisinde biliyorsunuz şu anda kıdem tazminatı çalışılan her yıla karşılık 30 günlük ücret üzerinden ödeniyor. Yeni sistemde ise bunun adı karma sistem, birinci model. Karma model, karma sistemde 19 günlük çalışmanın karşılığı, yani her bir yıla karşılık 19 gün mevcut sistemdeki gibi devam edecek. 11 gün için ise işveren her ay brüt ücretin %3'ü oranında prim yatıracak. Bu 1 Ocak 2022'de sistem yürürlüğe girdiğinde herkes için zorunlu olacak. Şu anda mevcut çalışanlar ve yeni işe girecek herkes için zorunlu olarak uygulamaya konulacak bir sistem. Bir de bunun yanına konulacak olan isteğe bağlı bir sistem oluşturulacak. Bu isteğe bağlı sistemde de 19 artı 11 demiştik ya, bu ikinci sistemde, isteğe bağlı sistemde 30 güne karşılık gelen tüm çalışan kıdem tazminatı karşılığı için fona para yatıracak. Yatıracak para tutarı işveren %4 oranında, brüt ücretin %4'ü oranında prim yatıracak. İşçiden ücret düzeyine göre %0.5 ile 2.5 arasında değişen oranda kesinti yapılacak, katkı sağlayacak. Devlet %1 oranında ama asgari ücretin %1 oranında katkı sağlayacak. Ayrıca vergi indirimi şeklinde bir takım imkanlar sağlanacak, desteklenecek. Yani toplamda asgari ücretli bir işçi için isteğe bağlı sistemde %6 oranında bir katkı öngörülüyor. %6 oranında prim toplanması öngörülüyor. Şimdi bu dediğim gibi isteğe bağlı. Birinci modeli zorunlu olarak uygulanacak ama bunlar içerisinde o birinci modeldeki insan, ben birinci model değil de karma sistemi değil de isteğe bağlı olan ikinci sisteme geçmek istiyorum diyen kişi kişilerin tercihine kalacak. Burada şu mevcut sistemde biliyorsunuz kıdem tazminatı belli koşullarda alınabiliyor. İşçi işten ayrılırken, kendi isteğiyle işten ayrılırken kıdem tazminatı alamaz. İşveren ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık gerekçesiyle bunu işveren açısından haklı sebep olarak nitelendiriyoruz.
ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık sebebiyle işçiyi işten attığında kıdem tazminatı ödenmiyor. Dolayısıyla işçi hangi durumda alabiliyor? İşveren ekonomik gerekçeyle işten çıkardığı zaman, daralma gerekçesiyle işten çıkardığı zaman emeklilik halinde alabiliyor. İşçi askere giderken alabiliyor. Kadın işçiler evlendikleri zaman alabiliyorlar mevcut sistemde. Tabii burada şunu da vurgulamak lazım. Hep yapılan konuşmalarda da ifade ediliyor bu resmi açıklamalarda da. Herkes kıdem tazminatını alamıyor şu anda şeklinde. Peki bu doğru. Bu bahsettiğin şartlarla insanlar emeklilik, kadınlar açısından evlilik veya askerlik, bu bahsettiğin şartlarla hala bu yeni tasarıda kıdem tazminatının tamamını alma ihtimali almak söz konusu olacak mı? Hayır, bu dediğim bunların hepsi mevcut sistemi anlatıyor, mevcut sistemde olan şeyler. Yeni sistemde kıdem tazminatı fonda birikecek, kıdem tazminatı için şöyle olacak. Esas itibariyle 60 yaşından sonra emekli aylığı olarak ödenmesi şeklinde olması benimseniyor. Yani 60 yaşından sonra o da 15 lira yayılan, yani 60-75 yaş arasındaki dönemde emekli aylığı olarak ödenmesi. Ya 60 yaşta toplu para değil de toplu paranın %25'i diye okudum, öyle mi? Evet, ona geleceğim. Bu esas itibariyle böyle. Ama onun öncesinde 60 yaşından önce bir kısmi çekiş hakkı tanınacak. Kısmi çekiş hakkı ilk defa evlenildiğinde, ilk defa konut alındığında, bir defaya mahsus işten çıkartıldığında yahut da ağır bir hastalık durumunda o tarihe kadar birikmiş olan paranın %10'u, her bir gerekçe için %10'u oranında para çekebilecek. Birden fazla sebeple işte hem konut alacağım, ben ilk defa konut alacağım, hem de evleneceğim diyorsa en fazla %20'sini alabilecek. Bu bir tarafta. İkinci olarak 60 yaşına geldi. 60 yaşında biriken paranın, o tarihteki biriken paranın en fazla %25'ini toplu olarak alabilecek. Bu arada eğer önceden 60 yaşından önce konut almak için işten çıktığı için çekmişse kişi, onlar da dikkate alınacak. 60 yaşında %25 oranını hesabını dikkate alınacak. İkisinin toplamı, yani 60 yaşın öncesi ve 60 yaşındakinin toplamı %30'u aşamayacak. Dolayısıyla yani şu anki anladığımız anlamda kıdem tazminatı, işten çıkarttığımız zaman işte kıdem tazminatını alacağım. Yeni bir iş buluncaya kadar 3-5 ay kıdem tazminatımla idare ederim. Durumu söz konusu olmayacak. Ya, Ahmet, peki bir şey sormak istiyorum burada. Muharrem abi, sana da sormak istiyorum aslında. Türkiye'de ortalama yaşam süresi nedir? Tamam. Sonra sen onun üstüne devam et. 78 abi. Mi? 80? 78 galiba. Evet, doğru. Bildiğim kadarıyla son dönemde işte erkekte 75-76, kadında da 77-78 gibi bir rakam vardı. Yani en son okuduğumda benim hafızamda öyle kalmıştı. Benim burada Ahmet'e sormak istediğim nokta şu. Sevgili Ahmet, şu an bir işçi eğer 5 yılını doldurmuşsa o her bir yıla denk gelen bir aylık ücreti kıdem tazminatı sayılıyordu ve işten çıkartılması halinde de kıdem tazminatını alıp ayrılabiliyordu. Dolayısıyla burada benim merak ettiğim nokta, Türkiye'de kıdem tazminatı ödenmeme yüzdesi ne? Yani çok mu yüksek? İşçiler bu kadar yüksek kıdem tazminatı alamıyor mu? O noktada mı? Bir diğer nokta da şu, hani bu 19+11 gibi bir zorunlu durum getirdin ya, orada 19'u zaten işveren ödüyordu. Geri kalan 11 güne de işveren anladığım kadarıyla bir indirim getiriliyor. Yani burada işverenin fona bir para aktarmasını kolaylaştırıcı bir durum getiriyor. O 19 günü işveren zaten ödeyecek, artı o geri kalan 11'inde bir kısmını ödeyecek o zaman, değil mi? Dolayısıyla buradan baktığımız zaman da 20 günlük bir fona para yatırmış olacak. Yani 10 gün daha az yatıracak. Bu durumda işçi işinden çıktığında o 20 gün üzerinden mi hesaplanacak, 30 gün üzerinden mi hesaplanacak? 20 galiba. Yani evet. İki sorun var. Birincisi oran ne, ödenmeme yani Oranı. İki, eğer ki 20 gün üzerinden yatırılıyorsa 30 gün yerine,
Yani her yıla 30 gün düşerdi daha önceden. Bu durumda 20 gün 20 düşmüş gün. Olacak. O 20 günlük bir pay üzerinden mi kıdeme hesaplanacak? Evet. Kısacık alalım bu arada Ahmet Kıvanç. Süremizi aştığımızı söylüyor yönetmenim. Dinliyoruz, evet. Tabii. Kıdem tazminatı alma oranı konusunda şöyle bir çalışma yapılıyor. Sosyal güvenlik kurumundan iş akdi feshedilirken fesih gerekçeleri belirtiliyor. Bu fesih gerekçeleri kıdem tazminatını alacak şekilde sona erenlerin oranı olarak %15 ile %25 arasında resmi makamların zaman zaman telaffuz ettikleri oranlar. Bir de biliyorsunuz dava açılıyor. İşçi iş akdi feshedildikten sonra dava açılıyor. Bu 3 yıl, 5 yıl her ne şekilde dava sonucuna göre parasını alabiliyor. Bunların da en azından bir %25-30 olduğu varsayılıyor. Geri kalan %50'lik kısım kıdem tazminatını almakta zorluk çekiyor. İfade edilen bu. Diğer taraftan 19+11 günün işleyişi şöyle olacak. Aslında orada işveren açısından şöyle bir durum söz konusu. Kıdem tazminatı her ne kadar işçi için örnekte de oranda da gördüğümüz gibi yani her işçi alamıyor. İşçinin ne zaman ne şekilde hak edip alabileceği peşinin belli değil. Dolayısıyla işveren 15 yıl sonra işten ayrılacak işçi için bugünden prim ödemek istemiyor. Bu kendisine ek külfet getirdiğini düşünüyor. Diğer taraftan çalışan açısından da o da alışılmış mevcut işte işten ayrılırken kıdem tazminatını peşin alma hakkından mahrum kaldığı için istemiyor. Yeni sistemde 19+11 gün uygulanırken şöyle olacak. Diyelim ki 2025 yılında işten ayrıldı. Bugün şu anda çalışmakta olan bir kişi 2025 yılında işten ayrıldı. 2022 Ocak ayına kadar olan dönem için 30 gün üzerinden alacak işten ayrıldığı tarihte. Evet. 2022 Ocak'la 2025 arasındaki dönem için 19 gün üzerinden alacak. Anlaşalım. Her yılda karşılık. Anlaşalım. Evet. 11 günlük kısmı ise fonda birikecek ve onu ancak 60 yaşından sonra almaya başlayacak ya da işte o kısmi çekiş hakkı evet. dediğimiz durumlar peki. söz konusu olduğunda peki. alabilecek. O nedenle de sen yaş peki. ortalamasına vurgu yaptın ya işte o nedenle evet. 60'tan sonra 75'e kadar mı bu alınacak eleştirileri var. Bu daha çok konuşacak. Biz de konuşacağız. 78 ortalama yaş olarak da. Evet 78. Çok teşekkürler Ahmet teşekkür Kıvanç. Muharrem abi çok teşekkürler. Teşekkür hızlıca kapatıyorum. Süremizi biraz açtık. Para gündem var sırada. Yarın görüşmek üzere.